Danışmentlilerin başkenti Niksar'dayız. Anadolu'nun her yerinde Anadolu mozaiğini görmek mümkün. Niksar sokaklarında gezerken çok eski bir çeşme çıkıyor karşınıza. Çeşmenin özelliği şu sevgili seyircilerimiz, üstü bir Bizans yapısı. Fakat Osmanlı burayı aldıktan sonra bu Bizans yapısına dokunmamış, altına Arapça bir yazı getirmiş ve bu yazı bu çeşmenin orijinal yazısı değil, daha sonradan buraya monte edilmiş. Niksar'dasınız, bir su içmeden olmaz çeşmeden. Suyunuzu içtikten sonra sağa döndüğünüzde bir cami ile karşılaşıyorsunuz. Ne var bunda? Cami her yerde var diyebilirsiniz. Öyle değil. Öyle değil. 1939'daki depremde bu cami yıkılıyor ve sadece şu bulunduğum, gösterdiğim portalı kalıyor sevgili seyircilerimiz. Cami 13. asır İlhanlılar döneminden kalma. Caminin adı Çöreği Büyük Camii. Bunda da ne var diye sorabilirsiniz. Hemen cevabını vereyim. Şu var. Çöreği Büyük Camii'nde burada görüyorsunuz kabartmalar var taşın üzerinde. Bu taşlara dikkat edin. Çünkü Niksar'da Çöreği Büyük Camii'nin taşlarının aynısından çörek yapıyorlar. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsın usta? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyidir. Yetiştik mi çöreğin yapımına? Evet. Hamuru sen karmışsın ama ya. Hamuru şu anda hamur aşamasına getirdik. Şu anda pişme aşamasına girecek. Tavalara döşeyeceğiz. Ondan bu Çöreği Büyük Camii'nin kapısındaki rölyefin, aynı, o şeklin çöreğini yapıyorsunuz değil mi? Aynısını yapıyoruz. Tokar'da çok eski bir gelenek. Eski bir gelenektir. Mayası da nohut mayasıdır. Dünyada bir numaradır. En sağlıklı gıda maddesi olarak nohut mayasıdır. Bunun içerisinde ceviz ve üzüm var. Üzüm yani küçük üzümlerden. Bunları pişiriyoruz işte Ramazan'da bu geleneksel arasından yapılmış Tokat'ın çöreği. Şeker hastası olmak istemiyorsanız Tokat çöreği yiyeceksiniz. Güvercin merakı bitti, şimdi sıra süründe. Az sonra. Bak duydun mu? Evet. Nasılmış? Nasılsınız? Merhabalar efendim. İsim nedir dayıcım sizin? Hüseyin Yılmaz. Hüseyin Yılmaz. Bu meşhur Tokat, Niksar, Ayvas suyu bu mudur dayım? Budur. Evet budur. Nedir efendim bu suyun özelliği? Çok popüler. Özelliği taşı toprağı eridir. İnsanın içerisini temizler. Her şeye şifadır. İyi bir sudur. Bu meşhurdu. Dünya geliyor buradan alır suyu. Nerelerden geliyorlar efendim? Her taraftan geliyor. Karadeniz'den geliyor. Şu yandan geliyor. Tokat tarafından geliyor. Her taraftan geliyor. Peki amcacığım, size afiyet olsun. Bir soralım bakalım. Dayı nereden geldiniz siz? Ben buralıyım onda. Ha, buralısın. Evet. Diş döküyor mu Niksar Ayvas suyu? Diş dökmez. Diş döker miyiz Ayvas suyu? Seninkine ne oldu? Ben söktürüyorum işte. Yaptıracağım yani. Söktürüyorum. O kendim. Dişçi marifetiyle mi oldu yani? Evet, biz buraya kadar gelmişiz. Su tam önümüzde. Vallahi içmeden şuradan şuraya gitmem. Allah'a çok şükür bizim böbreklerde taş yok ama eğer varsaydı da bak böbrek taşı yok biliyorum ama yani eğer varsaydın da ben senin panzehirini gönderdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.